Transfer. Futbolumuzun adeta 7/24 kesintisiz hizmet veren gündemi. Bundan sonra çok şey göreceksiniz. Peki Süper Lig nasıl transfer yapıyor? Bu bölümde Süper Lig'in transfer alışkanlıklarına ve bunu bir bağlama oturtabilmek için de diğer liglerle kıyaslamalarına bakacağız. İlk olarak konuyu transfer sayıları ve yaşları açılarından ele alacak, ekonomiye etkisine de biraz değineceğiz. İki yanıta ihtiyacımız var. 1. 1.11'in ideal yaş ortalaması nedir? 2. Kadro kaç kişiden oluşmalıdır? İlk sorunun yanıtı olan 26-27 aralığı, 1.11 için hem yeterli deneyimi hem de yeterince geleceğe dönüklüğü barındırabilen ideal aralık olarak değerlendiriliyor. Ancak son dönemde bu aralığın aşağıya doğru baskılandığını da belirtmek gerek. İkinci soru teknik adamlara yöneltildiğinde alınan yanıt ise genelde 22-23 kişi. UEFA ise 3 cephede yarışacaklar için 21+4 kişiyle sınırlıyor. 25 sayısı İngiltere, İspanya, İtalya, Rusya ve Belçika dahil 20 ligde geçerli. UEFA'ya göre kulüplerde ligdeki sürenin %91'ini 18 oyuncu alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise 18 oyuncunun payı son 4 sezonda %94 ile 97 aralığında değişti. Basitçe %91'i baz alıp soralım. Kalan %9 için kaç kişi yetmeli? Kaç kişiye daha para ödenmeli? Bu bilgiler ışığında bakınca Süper Lig deli gibi transfer yapıyor. O transfer döneminde mi? Transfer planlaması sürüyor. Adeta futbol transfer yapabilmek için oynanan bir oyun, kulüplerde transfer için gerekli yasal organ vazifesinde. İkisinin de anlamını yitirmişiz. Dünyada olanlar umurumuzda değil. 283 transfer. Diğer 9 ligin ortalamasından 120 fazla. Kulüp başına 14,15, lig tarihimizin gümüş madalyası. Geçen yazın rekorunu sadece bir transferle kaçırdık. Bu yıl istisna sanılmasın, hep böyleyiz. Son 3 tam sezonun ortalaması daha da vahim. 3 ligin 2 katını aşmışız. 11 kişiyle oynanan, sürenin %91'ini 18 kişinin aldığı bir oyundan bahsediyoruz. Kontratlarda ortalama süre 3 yıl. Sezon başına 18,1, son 3 sezonda 54,3 transfer yapmışız. Ortada akıl almaz bir trafik var. Daha acısı, en az oyuncu satan ve ülke dışına en az gönderen ligiz. Yani eldekine gelen talep dolayısıyla transfer ihtiyacı doğması bizde daha nadir. Kulüp başına 1,7, son 3 yazın en yükseği. Bu sayı 2 yaz önce 0,85'ti. Ama yine en az satanız. Ülke dışına satış ise kulüp başına 1,2. Üstelik geçen sezon ülke dışındaki topu topu 28 yerlimiz, diğerlerinin ortalamasının %7'si bile değildi. Bu yaz o 28'in 9'u döndü. 3'ü satışla 7 yerlimiz gitti. En düşük kiralama oranı da bizde. %84'ü geçici değil, tapusuyla kesin transfer. O yıl 18 transfer yapan bir kulüp, ertesi yılki 18 için eldekileri yollamanın bir yolunu bulmak zorunda. Yani ek maliyet. Sonraki yıl yine aynı döngü. Gitmeleri için bu oyunculara tazminat ödeniyor, hatta menajerlerine tavizler veriliyor. Mesela Trabzonspor bu yaz 2 oyuncuya 2,1 milyon euro ödedi. Diğerleri açıklamıyor. Bu trafik pek çok ligde kadrolar 25 kişi civarıyken bize 28'in bile yetmemesini, geçen yılki 35'i ve bu yılki 30'u da anlatıyor. Üstelik bizde o 25'lerdeki altyapısından 4 oyuncu şartı da yok. Ama o fazladan oyuncuların hepsinin maaşı var. Haliyle kulüplerin ücret giderleri şişiyor. Menajerlere yapılan ve teknik olarak yine ücret gideri sınıfına giren ödemeler de cabası. Tüm bunlar aslında temel hastalığı transfer bağımlılığı olan ligde sorunun oyuncu ücretleri sanılmasına yol açıyor. Ücretlerde iyiyiz de denemez ama sorunu asıl yaratan bu bağımlılık. Kulüplerimiz son 3 yazda kulüp başına 34 kesin transfer yaparken dünyanın en zengin liglerinden İngiltere 17,1'de, İspanya ise 15,6'da kaldı. Almanya'ya 19, Fransa'ya 19,6 yetti. Üstelik onlar çok daha fazla satıyorlar. 3 yazda 34'ü kesin 42 transfer. Bu trafiğe makul bir açıklama mümkün mü? Ama adeta dünyanın geri kalanının farkında bile olmadığı gizli bir sırrı keşfetmişçesine ısrarcıyız. Kötü transfer demek sadece işi göreceliğe atıp sıyrılmak olur. Üstelik niye hep aynı şey denenip farklı sonuç bekleniyor sorusuyla niye işi taliye bırakmak yerine gerçek bir plan ortaya konmuyor sorusunu da beraberinde getiriyor. Kayserispor tahtayı son gün öğlende açtıramasaydı 14,53 ile rekor yenilemiştik. 7 ile tek haneli transfer yapan tek kulüp oldular, rekoru kıramadık. Ocaktaki transfer dönemiyle birlikte yine 19 muhtemel. 19. Bu trafik elbette bazı iştahları açıyor. Hatırlayalım, 2011'de mafya üyeleri topluca menajerlik sınavına girdi.
kolay paranın nerede olduğu gözlerinden kaçmamış. Hatta bu olay üzerine FIFA tüm dünyada menajerlik sınavlarına soru göndermeyi durdurmuştu. Belki bonservis harcama hacmi çok cazip değil ama trafik ligi menajerlerin sürümden kazanç cenneti yapıyor. Üstelik oyuncu getirilirken ayrı, götürülürken ayrı kazanç var. Futbolcuların yerli ya da yabancı olması da pek fark etmiyor. Gelen yabancı futbolcuların tamamına yakını yerli menajerler üzerinden. Menajerler ağı gemi acenteleri gibi. Mandate denilen belge ile Türkiye için yetki alınıyor, komisyonda ana menajerle paylaşılıyor. Transferin hacmi gerçekten büyükse ana menajer bizzat devreye de girebiliyor. Bu trafiğin sonuçlarından biri şu. Elde hep oyuncular var ama takım pek yok. Sahada otomatikleşmesi gerekenler oturmadan sil baştan yapılıyor ve akış hızının her gün daha da önemli hale geldiği oyunda ciddi bir handikap doğuyor. Sayısı şişik, oynayamadığı için mutsuzu bol bir grubu takıma dönüştürmek kolay değil. Birlikteliği sağlamış, takım olmayı başarmış oyunculardan kurulu yıldızsız takımların Avrupa'da bize kök söktürüşünü az yaşamadık. Bu sezonda farklı değildi. Zaten başka bir ilginç not da şu ki, Avrupa kupaları için genellikle gerekli ilk 6 sırada yer alan takımların 7,35'lik transfer ortalamasına karşılık bizim ilk 6 ortalamamız 14,17. Kayserispor örneği üzerinde de biraz durmalı. 3 yılda 73 yani yılda ortalama 24,3 transfer yapan kulüp FIFA'dan transfer yasağı alınca geçen sezonu transfersiz geçti. Sonuç ligde son yıllardaki en iyi derece. 2 yılda sadece 7 transferle ligin 5'te 1'inin bile altında kalmış olan takım geçen sezonu aşan bir puanla gidiyor. Kayseri'de veya başka bir kulüpte ihtiyaç gerçekten bir kamyon transfer miymiş? Yılda 24 kişi niyeymiş? Hangi amaca hizmet ediyormuş? Bunlar da beraberinde gelen sorular. Ligin transfer trafiğini akla mantığa uygunmuşçasına açıklamak pek mümkün görünmüyor. Eldeki maddi kaynak her geçen gün daralırken şekerci dükkanındaki çocuk gibi davranmanın manası yok. Transferlerin yaş ortalamasında ilk kez 2015-2016 sezonunda 26'yı aşan Süper Lig, 26,7'yi gördüğü 2017-2018 sezonu sonrası ortalamayı yavaş yavaş aşağı çekmeye başladı ve 6 yıl sonra ilk kez geçen yıl 26'nın altını gördü. Ancak bu yaz eskiye döndük. 26,43. Diğerlerinin 2,1 yaş üstündeyiz. 2,1. Küçük görünebilir ancak 18 yaş öncesi transfer yasaklarını ve FIFPro verilerine göre ortalama meslek ömrünün 10 yıl olduğunu hatırlayınca oldukça ciddi bir fark. Satın alınanlarda ortalama yaş daha küçük ancak diğerleriyle farkımız yine kayda değer. Her iki alanda da en yaşlıyız ve bu bir gelenek. Üstelik kıtada ve dünyada eğilim düşüşken biz yine yükselişe geçtik. En pahalı 7'şer transferde durum daha da vahim. Diğerleriyle farkımız 4,32'ye çıkıyor. Savaştaki Rusya ve Harry Kane'li Bundesliga olmasa 5'i de aşacağız. Dünyadan ne kadar kopuk harcadığımıza dair en acıklı göstergelerden biri. Gözden kaçması mümkün olmayan bir başka nokta ise Süper Lig kulüplerinin 30 yaş aşkı. Bu yaz kadrosuna 2'den az 30 yaş ve üstü oyuncu katan tek bir kulübümüz var, Trabzonspor. Bu oran bizde %5'te kalırken diğer 9 ligin ortalaması %75. Tam 15 katımız. 30 yaş harcamada da ilk tercihimiz. Kaynaklarımızın neredeyse çeyreğini tek bir yaşa, 30'a kullandık. Diğer liglerin ortalamasında öne çıkan yaşsa 22. Ekonomisi bize en yakın 2 ligden Portekiz 29 üstüne, Hollanda ise 28 üstüne kuruş harcamadı. Dünya genelinde yönelim 23 ve altına, bizde ise tam tersi. Diğer 9 ligde tercihin %47'si bu gruba kullanıldı. Süper Lig ise yarısında kalıyor. %24. Ama 30 yaş ve üstüne onların 2 katını aşıyoruz. %25'e %11. Harcama tercihlerinde manzara daha da tuhaflaşıyor. Diğerleri kaynakların yarıdan fazlasını, %53'ünü 23 ve altına kullanmışlar. Biz bunun yarısı bile değiliz. %24. 30 yaş ve üstünde ise durum yine tam tersi. Diğer liglerin 5 katına yaklaşmışız. Keza 27-29 yaş aralığında da benzer bir tablo var. Biz %27, onlar %11. Biz kaynaklarımızın yarısını maddi anlamda dönüşü imkansıza yakın yaş gruplarına harcarken onlar da bu oran 3'te 1'imizden de az. 30 yaş ve üstünü diğerlerinden ayırdığımızda ortaya çıkan manzara şu. Harry Kane'li Bundesliga hariç yarımızı, İspanya hariç çeyreğimizi gören yok. Bir veri daha. 2010 yazından bu yana Süper Lig'deki 4 büyüğün
İngiltere ve Fransa'ya ödediğinin %30'ları, İspanya'ya ödediğinin %56'sı 30 ve üstü yaş oyuncuya gitti. Bu ölü yatırım inadı yıllardır değişmiyor. Futbolcu yerine yıldız diyerek sevimli göstermeye çalıştığımız şeyden istiyoruz. Kulüplerimiz ellerindeki sınırlı kaynağı oyuncunun kulübe verebileceklerini değil, geçmişte başkalarına verdiklerini akıtmaya odaklı. Bedelik her sezon büyüyor. Bu yaz kaybettiğimiz Çek yazar Milan Kundera'yı analım. Güzel kadınları cezbeden yakışıklı erkekler değildir. Diğer güzel kadınları elde edebilmiş erkeklerdir. Harcama mantığımızı en güzel özetleyen cümle belki de bu. Sonuç kısmına gelirsek. Transfer, hayal ekonomisidir. Bir şişe su alırsak bir şişe suyumuz olur, bir şişe su içeriz. Somuttur. Ama 15 gol hayaliyle alınan santrfor belki 5 gol atacak, belki 25. Para, oyuncunun kurdurduğu hayale harcanır. Ne kadar büyük düşletirse o kadar büyük harcamaya istekli olunur. Her taraftar sahada daha iyi bir takım düşler. Yeni oyuncu açlığı da bu yüzden dinmez. Gerçeğimizdeki takımımız, hayalimizdeki takımımızı asla yenemez. Hayalimizdeki oyuncu, gerçeğimizdeki oyuncudan hep iyidir. Unutulmamalı ki, Laiç, Van Persie, Falcao ve niceleri de bir zamanlar o hayallerdeki oyunculardı. İşin rengi, hayalimizden gerçeğimize geçtiklerinde değişti. Son 10 yıldır biz, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi 3 dalda rakipsiziz. 1. En yaşlı lig olmak. 2. Kulüplerin kendi yetiştirdiklerine sahada en az yer verdiği lig olmak. Ve 3. Yerlilere en az süre veren lig olmak. Transferlerimize dair 3 gerçeği de kısaca hatırlarsak. 1. En çok transfer yapan. 2. En yaşlı transferleri yapan. Ve 3. En düşük oranda yerli transferleri gerçekleştiren lig, Süper Lig. Birbirlerini ne güzel tamamlıyorlar değil mi? Transfer, sorun çözücüden körükleyiciye dönüştürülmüş. Bu dallarda sonunculuklar da başarı anlamı taşımaz. En gençleri veya en fazla yerliyi oynatan ünvanları, kaliteyi elde tutamamak, içe kapalılık, zayıf ekonomi, futbolu fazlasıyla ticaret olarak görme gibi farklı yönlerde sorunlara işaret edebilir. Öte yandan ünvanlarımız ağır birer problem. Sürdürülebilirliği, sağlıklı bir yapıyı isteyen kulüpler ve ligler bu ünvanlardan uzak durmaya çaba göstermeli ve gösteriyorlardı. Bunlar birer anomali. Normlardan uzaklaşmanın açıklaması olmalı. Mesela İngiltere'de yabancının yoğun veya Norveç'te seyrek oluşunun açıklaması var. Ama bizim ünvanlarımızın maalesef yok. Veriler kulüplerimizin uzak durma çabası olmadığını, çözüm unsurlarından olması gereken transferi de sorunu çözmeye değil, büyütmeye kullandığını ortaya koyuyor. Transferle ilişkimiz ihtiyaç sınırlarını çoktan aşıp bağımlılığa dönüşmüş. Herhangi bir yılda kadronun yarısını yenilemek veya 2 yıl üst üste onu aşmak açıklanabilir. Ama 10 yıllık dönemde 16 üstü ortalama makul bir açıklama bırakmıyor. Hem eldeki sınırlı kaynak heba edilmekte, hem kadro ve oyun istikrarları çöpe atılmakta, hem de eldekinin üstüne koyarak devam etme, yani gelişim şansı yok edilmekte. Gelişim düpedüz ya tutarsa ya endekslenmiş. Sürekli yeni zar atılıyor, yeni maya çalınıyor. Medya ise anormalliği sorgulamayıp tersine körüklüyor. Uygulayıcı olan kulüpleri ve bilgi sağlayan medyayı baz alarak kendi gerçekliğini oluşturan taraftar da bunu normal olarak belliyor ve daha çok transfer isteğiyle kulübüne dönerek bu fasit daireyi tamamlıyor. Bu bağımlılık ekonomik çöküşte başrolde. Ve kulüplere her kaynak yaratıldığında tam bir bağımlı gibi davranıp o bağımlısı oldukları transfere koşuyorlar. Geleceğe ya da gelişime dönük yatırım hak getirir. Bizim gibi ekonomisi 5 büyüğün çok gerisinde olup onlarla yarışmak isteyenler aradaki farkı geliştirip sattıklarının geliriyle kapatmaya çalışırken bizim terse koşuşumuz trajik. Üstelik UEFA ve FIFA raporlarındaki uyarılara da aldırmadık. 4-5 katımızı kazananlardan çok harcadık, umursamadık. Financial Fair Play cezaları gelince de konu ücretlere ve futbolcuların açgözlülüğüne bağlandı. Suç hep başka birilerinindi. Avrupa'nın genç nüfus kaynağı en zengin ülkesi, futbolcu yetiştirebilmede en fakiri ise çok şey yanlış. İcra yönetimleri. Oklar elbette önce onlara ama kulübü 13-14 transfer yapmışken hala sosyal medyada yıldız isteriz çığırtkanlığı yapanlar, köşesinde en az 3-4 transfer daha yazanlar unutulmamalı. Farkında olarak veya olmayarak hepsi adeta menajerlerin çalışanı, pazarlamacısı. Kombine aldım yıldız istemek hakkımcıların acaba kaçı o böbürlendiği kombinesinin o yıldızın tek gecelik uykusunun çeyreğinin bile maliyetine yetmediğinin farkında. Bu çorbada hepimizin tuzu var.
hiç üretmeden tüketerek nereye kadar giderebileceği, neden ekonomik potansiyeline rağmen altyapıların inatla orta çağda bırakıldığı, neden direnç konduğu ve neden ülkenin gençlerinin bu mesleği edinme hakkının düpedüz gasp edildiği sorgulanmalı. Üstelik kulüp tüzüklerinin, yani anayasalarının amaç kısmında bu yazarken, bu sayede kamudan pek çok kolaylık, muafiyet, indirim ve af akarken ve faturası futbolla ilgili ya da ilgisiz her insanımızca ödenirken. 200 milyonluk vergi borçlarını 16 milyon TL'ye indirdik. Git gel Ankara. Yalvardık, yakardık. Allah yapanlardan da razı olsun. Dört büyüğün sadece 2010'dan bu yana harcaması 1,1 milyar euro. Net harcama, yani verilen açık 454,2 milyon euro. Menajer ücretleri, aracı komisyonları, KDV'ler ve yetiştirme bedellerini dahil etmeden. Ve lütfen, UEFA'dan ilk mali kriter menü gelince net harcamanın nasıl kısıldığı, ucuz kredi koparılınca COVID'e ve yayın gelirlerindeki çöküşe rağmen nasıl tekrar coştuğu gözlerden kaçmasın. Harcamalar elde olmayan parayla, krediyle yapıldı. İyimser faizli hesaplamada bile transferin açtığı delik 20 milyar lirayı rahatça aşıyor. Dört büyüğün net borcu ne kadardı? Kulübünüzün neden ekonomik batakta cebelleştiğini, dağ gibi borçla uğraştığını, UEFA'nın neden sürekli tepenizde olduğunu merak ediyorsanız, öküz altında buzağı aramaya gerek yok. Ücretler veya başka bahanelerle kulüplerin ortaçağ usulü yönetilişlerinin üstünü örtüp, dikkati başka yere çekenlerle vakit kaybına hiç gerek yok. Hepsini boş verin. Tablo ortada. Futbol ya da finans uzmanı olmak gerekmiyor. Sağduyu sahibi olmak yeterli. Yazık olmuş o gözlerden.